Ben diyetisyen Merve Bilge Atalay. Bugün sizinle çok güzel bir konu konuşacağız. Size kilo aldıran 5 sebebi konuşacağız. Acaba ne bize kilo aldırıyor? Hep bu kiloyu konuşuyoruz. Ben konuşuyorum, başka doktorlar, diyetisyenler, işte herkes konuşuyor. Bilen konuşuyor, bilmeyen konuşuyor, değil mi? Sürekli muhabbetimiz bu. Hatta birine nasılsın demek yerine kilo mu aldın sen, kilo mu verdin sen diyoruz. Kilo artık bizim zihnimizin en önemli noktasını kaplamış durumda. Fakat çözüm de bulamıyoruz. Aslında çözüm çok basit. Çözüm aslında burada. Fakat yapmak istemiyoruz. Bazı böyle çok dilimize doladığımız şeyler vardır. Artık bu dile dolandıktan sonra hani yapılsa da olur, yapılmasa da olur. Bir kitapta okumuştum. Bu tarzda mesela örneğin yoğurt yemek. Sizin hedefiniz yoğurt yemek. Ve siz o yoğurdu yemek istiyorsunuz. Fakat bir türlü fırsat bulamıyorsunuz yoğurt yemeye ama sürekli şu moddasınız. İşte yoğurt yiyeceğim, yoğurt yapacağım, yoğurt yiyeceğim, işte yarın yoğurt yiyeceğim. Hani sürekli bunu söylüyorsunuz bir hafta, iki hafta, üç hafta. Beyin bir süre sonra bunu yaptığınız gibi farz edip ve oyalandığını, hani bunun oyalandığını farz edip arka tarafa atıyor. Ve bunu yine hani sizin enerjinizi tüketen bir şey oluyor yapamadığınız için ama arkada dönüp duruyor. Bu kilo da aslında aynı bu şekilde. Bizim sürekli enerjimizi tüketiyor. Sürekli dilimizde, aklımızda şu var. Yok işte kilo vereceğim. Yok kilo aldım. 3 kilo fazlam var. Göbeğim var. Onun var, bunun var. Yarın dikkat etmem lazım. Ama sonuç? Sonuca baktığımızda bir şey yapmıyoruz, dikkat etmiyoruz. Ya da azıcık yapıyorsak bile geri kalanını full bırakıyoruz. Bir gün yapıyoruz, 5 gün felaket yapıyoruz. Bu yüzden lütfen bugün şu programdan sonra bir şeylere adapte olun ve artık dilimizden çıksın bu iş ve harekete geçelim. Artık bir hareket planı uygulayalım. Benim eski bölümlerimi, 360'daki diyet günlüğü programının eski bölümlerini lütfen izleyin. Çünkü aslında bütün programlar birbiriyle grift durumda. Oradaki bölümlerden yavaş yavaş birinci bölümden itibaren izlerseniz hayatınıza bir çeki düzen vereceksiniz. 28 gün yeter kitabımdan yararlanabilirsiniz. İşte elinizden gelen her şey yapabilirsiniz. YouTube'daki videolarından yararlanabilirsiniz. Instagram paylaşımlarından. Yani kişi isterse eminim sağlıklı beslenmeye adım atabilir. Bu sizin elinizde. Şimdi size kilo aldıran 5 sebebin birincisinde listenin başına diyet ürünleri çok yemeyi koyduk. Neden bunu koyduk? Çünkü insanlar şey sanıyor. Diyet bisküvi, işte light yoğurt, light süt, diyet herhangi bir pirinç patlağı hiç fark etmez. Bunları kalorisiz sanıyor. Hiç böyle bir şey yok. Light yoğurttaki yağ alınmıştır ki ben light yoğurt hiç onayladığım bir yoğurt değil. Evinizde ev yapımı yoğurt yapın lütfen ve bunu isterseniz sütü kaynatırken kaymağını alırsınız, onu ayrı yersiniz. Yoğurdu da o şekilde yoğurt yaparsınız o sütle de. O üstünden de fazla olan bir tık yağını almış olursunuz ama zaten yoğurdun içindeki yağ kaliteli bir yağ. Lütfen light yoğurt, marketten yoğurt almayın. Lütfen evinizde güzelce yoğurdunuzu yapın. Onun haricinde diğer light ürünler de mesela işte light bisküvi. Aslında tamamen o da fabrikasyon. İşte yine şekerli, şekerli olmasa bile tatlandırıcılı, hiç sağlıklı bir şey değil. O yüzden de kesinlikle işte diyet bisküvi diye 10 tane yemek, tam taneli ekmek, tam buğday ekmeği diye 4 dilim yemek. Bunların hepsi yapılan büyük saçmalıklar. Lütfen böyle yapmayın. Normal bir dilim beyaz ekmek yiyecekseniz karşında bir dilim tam buğday ekmeği yiyebilirsiniz. Öyle çok kalorilerin arasında çok büyük fark yok. Zaten glisemik indeks arasında doğru düz fark yok. O yüzden lütfen bu konuda hassasiyet gösterin. Hiçbir şeyi light ya da diyet diye sınırsızca yemeyin. Onun haricinde sağlıklı ürünleri çok yemek, bu da yapılan çok büyük yanlışlardan bir tanesi. Mesela kuru incir, ara öğünde bir tane yememiz gerekiyor ya. 5 tane kuru incir, 20 tane ceviz yiyoruz. İşte bu yine sağlıklı değil. Çünkü niye? Fazlası yağ olarak depolanacak. Yani metabolizma bu. Bu bir enerji. Size dışarıdan enerji geldi. Siz bunu yakmıyorsanız mecbur vücut bunu ne yapacak? Bu enerjiyi dönüştürmesi gerekiyor. Glikojen depolarınız da dolu. Ne yapacak? O zaman fazlasını yediğiniz için yağ olarak depolayacak. Bu yüzden lütfen kuru incir olur, kuru kayısı olur, normal meyve olur, ceviz olur işte her ne yiyorsanız fazlasını yemeyin.
Fazla olan sağlıklı ürünler de portakal olur. Fazla olan bütün sağlıklı ürünler de size kilo aldırır. Dönemlik bakmak. Zaten bence olayın tamamı bu. Şu üçüncü maddeyi çözdüğünüz anda aslında hayatınızda hiçbir zaman kilolu olmayacaksınız. Bu ne demek? Yani yarın eğer, yarın sabah ya da bugün bu programdan sonra sağlıklı beslenmeye başlıyorsanız bundan bir çıkışın olmadığını idrak etmek. Yani ben 3 ay bir 10 kilo vereyim de sonra bakarız. 3 ay 10 kiloyu nasıl vereceğim? Akşam yemeklerini hiç yemem. Kahvaltıda işte şu kadarcık bir şey yerim. Öğlene de geçiştiririm. Sütle falan geçiştiririm. Şu önümüzdeki bir ay içinde bir 10 kilo vereyim. Sonraki 2 ay bir 10 kilo daha vereyim. 3 ay sonra da ne olur işte bakarım. Böyle baktığınızda gerçekten o 20 kilo veriliyor. Bir şekilde açlıkla şunla bunla veriliyor. Fakat sonraki 6 aya 8 aya baktığımda ne oluyor biliyor musunuz? İşler sarpa sarıyor. Hiçbir şekilde uzun dönem bu şekilde kilo verenlerde uzun dönemde bir yıl sonra kilosunu almamış bir insan görmedim. Mutlaka kiloyu geri alıyor, üstüne fazlasını alıyor ve üstüne yağlanıyor. Bu yüzden bugün öğlenden itibaren ya da bugün akşamdan itibaren ne zaman yarın sabahtan itibaren başladığınız herhangi bir diyete ve diyet olarak değil sağlıklı beslenme olarak ömür boyu devam edebilin ve kendinize koyduğunuz kurallarda birazcık adil olun. Yani hani hiç akşam yemeği yememek. Kaç yıl sürdürebilirsiniz? Öyle düşünün. O yüzden dönemlik böyle detokslar, benim de var 3 günde 3 kilo detoksum gibi bir şey. Dönemlik detokslar yapılır ama uzun dönem asla diyoruz. Su yerine çay, kahve içmek. Genelde iş yerlerindeki büyük hata bu. Özellikle kış aylarında. İşte çay geliyor, kahve geliyor, çay geliyor, kahve geliyor. Oturarak çalışıyorsanız, beyaz yakalıysanız özellikle. Ben akşam bakıyorum bir bardak bile su içmemişim. Hiç su içmemişim değil mi? Genelde bununla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ay ben bugün hiç su içmemişim. Hemen bir iki bardak içeyim diyoruz. Su içmek çok önemli. Metabolizmayı temizleyen, canlandıran, hızlandıran, yağ yakımını destekleyen, vücuttaki oksidasyonun temizlenmesini sağlayan, daha sayabileceğim onlarca bağırsaklarınızı çalıştıran, daha sayabileceğim onlarca faydası var suyun. Lütfen sudan vazgeçmeyin. Çay, kahve suyun yerine kesinlikle geçmez. Hatta çay, kahve içiyorsanız daha fazla su içmeniz gerekir. Her bir bardak çay içtiğinizde 2 bardak su içmeniz gerekir. O yüzden su içmeyi hiçbir şekilde ihmal etmiyorsunuz. Öğün atlayıp kar elde etmek. Genelde biz bunu çok yapıyoruz. Bu bizim çok çok yaptığımız, özellikle de en çok araştırma yapılmış, sorulmuş. En çok hangi öğünü atlıyorsunuz diye. Sizce hangisi çıkmıştır? Sizce? En çok hangi öğünü atlıyoruz çıkmıştır? Öğlen mi? Öğlen. Hayır. En çok kahvaltıyı atlıyormuşuz biz. Çünkü uykudan fedakarlık etmek istemiyoruz. 5 dakika daha fazla. Bazen yani bana da çok oluyor şimdi. Açık konuşayım. Ama ne yapıyorum ben? Ofise girer girmez mesela. Hemen kahvaltımı. Küçük bir kahvaltı. Öyle çok büyük bir şeyler beklemeyin kendinizden. Bir parça peynir, bir tane yumurta. Hatta bazen yumurta olmaz. Bir avuç kuru yemiş. Bir iki dilim elma gibi. Yani hafif şeyler aslında ama kahvaltıyı mutlaka yapmamız gerekiyor. Niye? Bunu çok konuştuk aslında, çok anlattık. Çünkü siz öğünü atladığınızda, özellikle sabah öğününü, vücut ne diyor? Benim vücudumda benzin yok diyor ve benim ne yapayım? Ben o zaman biraz vücudu yavaşlatayım diyor. 1800 olan bazal metabolizma 1600'lere düşüyor. Siz kahvaltı yaptığımda çok acıkıyorum ben diyorsanız, kahvaltı yaptığınızda vücudunuzun çalıştığını hissediyorsunuz aslında. Bu yüzden lütfen kahvaltı yapmaktan vazgeçmeyin. Su içmekten vazgeçmeyin. Çay, kahve su yerine geçmez. Dönemlik bakmayın. Şu dakikadan itibaren yaptığınız her şeyi ömür boyu devam ettirebilin. Ayrıca sağlıklı ürünleri çok yemeyin. Akşam oturup 4-5 porsiyon meyve yemek, aralarda sağlıklı diye tam buğdaylı poğaça diye işte ya da şekersiz bir kurabiye yaptım diye ondan 7-8 tane yerseniz yine zararlı olacaksınız. Diyet ürünleri çok yemek yine aynı şekilde. Marketten çok ürün alma zaten taraftarı değilim ama aldıysanız, evinizde varsa bile lütfen bunları sınırsızca
kullanmayın. Şimdi bu güzel 5 sebebi inceledikten sonra neye geçiyoruz biliyor musunuz? Bizi tok tutan, geliyorum bir saniye. Tok tutan kırmızı lahana salatasına geliyorum. Kırmızı lahanayı çok seviyorum ben. Şimdi mesela şunu merak edenler olabilir. Ben de biliyorsunuz Hashimoto tiroidi ve hipotiroid hastasıyım. Merve nasıl yiyorsunuz? İşte yasaklıydı bize falan diyenler olabilir. Tüylerimizi de arkaya atalım. Tabii ki sürekli değil. Haftanın işte bir günü lahana, bir günü brokoli, bir günü karnabahar, bir günü kara lahana şeklinde ilerlemiyorum tabii ki. Ama haftada bir iki gün bu lahana yiyebilirim mesela. Ama o haftaya çok fazla karnabaharı, brokoliyi koymam. Ya da bir gün karnabahar, bir gün lahana yerim. Diğer günler çok böyle yoğun beslenmem. Zaten orada amaç şu, çok fazla yenilmesi istenmiyor. Yarım yetecektir muhtemelen bana. Bir bakayım. Kırmızı lahana. Zaten elinize bu şekilde kırmızı kırmızı bir şeyler geçiyorsa, bir bitki kırmızıysa çok sağlıklıdır. En önemli özelliği bu. Kırmızı olan her şey çok sağlıklıdır arkadaşlar. Küçük küçük kesiyorum. Bunu bu arada mesela ben şimdi yapıyorum. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Mesela önce sirkem var bu arada 2 yemek kaşığı. Sirkeyle lahanayı 1-1,5 saat kadar bekletip peşinden salata yapmaya başlayabilirsiniz. Öyle de tadı daha değişik ve daha farklı lezzetli oluyor. Böyle de daha farklı oluyor. İki çeşit de kabulümüz. Evet. Lahanayı keserken zaten bayağı bence efor sarf ediyoruz. Kendi kalorisi de çok düşük zaten. 100 gramı yaklaşık 20-30 kalorilerde. Şöyle bu salatayı akşam yemeği olarak rahatlıkla tüketebilirsiniz. Yanında da böyle bir 6-7 kaşık kadar bir sebze yemeği yersiniz, mükemmel olur. Şimdi bu lahanamızın üzerine ne koyacağım? Sirkemi şöyle gezdireceğim. Biraz bir tatlı kaşığı kadar tuzumu koyacağım. Bunda tuzdan çok kaçmıyorum. Bir çay kaşığı kadar da zerdeçal ekleyeceğim. Bir çay kaşığından bir tık fazla olabilir. Şimdi bunu bir şöyle karıştırıyorum. Kendi içinde. Bir de ben buna yoğurt koyacağım. Çok daha tok tutsun diye. Zerdeçalın emilebilirliği yağ ile beraber artıyor. Ama şöyle düşünün. Benim yoğurdum da zaten, yoğurdun içinde zaten yağ var. Ve bir diyet salatası yaptığım için çok fazla yağ eklemiyorum. Şunları ben hemen bir kenara atayım. Ve bunu karıştırıp size artık yavaş yavaş veda edelim. Lütfen bu tarifi deneyin. Çok lezzetli ve çok güzel. Şimdi ben de bitirdikten sonra hemen tadına bakacağım. Zaten antioksidan patlaması. Kırmızı lahana var. Zerdeçal var. Sirke var. Kaya tuzu var içinde. İsterseniz sarımsak ekleyebilirsiniz. Ben çok hoşlanamıyorum ama normalde bu yoğurt türü şeylere mutlaka sarımsak katılıyor. Aslında antioksidan yönden çok zengin. Çok güzel ama benim mideme çok zarar verdiği için ne yazık ki çok yaklaşamıyorum. Bu şekilde hazır. Hemen ben tadına bakıyorum. O arada size de hoşça kalın diyorum. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.